ve leukemi ve karaciğer hastalığından rahatsızlandım. Siroza çevirdi. İşte Kayseri'de bir yıl tedavi gördüm. Sonra tedavinin sürecini anlamayınca Ankara Başkent Hastanesi'ne gittim. Başkent Hastanesi'nde işte 3 yıl tedavi gördüm. 4. yılımda Rabbim bağış verdi. İşte verenlerden de Allah razı olsun. Bağış üzerine kurtuldum hayatımda. Yatağa bağımlı bir yıl yattım. Çocuklarım, ondan sonra eşim, onların desteğiyle ayakta durdum işte. Ne diyeyim? Herkesten isterim bağış. Benim gibi dilerim Allah'tan herkes, bekleyenlerin Allah yardımcısı olsun. Lütfen Allah rızası için bağış yapmak istiyorsanız yapın. Hem de büyük bir sevaba girersiniz. Bana bağış verenlere hepimiz dua ediyoruz. Allah makamı cennet, kalbine nurlar da olsun. Benim hayatımı kurtardı. Çocuklarımın yüzü güldü. Evimin neşesi geldi. Herkesin Allah dilerim. Allah'tan herkese böyle bir mutluluk versin. Türkiye Ünler'in eşiyim ben, Mehmet Ünler. Hanım 5 yıl karaciğerden rahatsızdı. 5. yıl nakil yaptırdık. Bağış yaptılar. Allah razı olsun bağış yapanlardan. Şu anda çok mutluyuz. Sağlığına kavuştu. Biz de ailece bağış yaptık. Herkesin bağış yapmasını dilerim. Ben Doçent Doktor Aydın Güçlü. Organ nakli koordinatörü olarak 4 yıldır Kırşehir'de çalışmaktayım. Her yıl 3-9 Kasım arası organ bağışının önemini anlatmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla organ bağışı haftası olarak kutlanmakta. Organ bağışı dediğimiz bir kişinin öldükten sonra organlarına ihtiyaç sahibi olan kişilere bağışlamasına biz organ bağışı diyoruz. Unutmamalıyız ki bizim veya bir yakınımızın başına da bu olay gelebilir. Biz de bir gün organ bağışı sırasında sıra bekleyen hastalardan birisi olabiliriz. O nedenle birbirimizin sigortası olmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde organ bağışı %90'lardayken bizim ülkemizde organ bağışı maalesef %26'larda. Bunun sebebi birincisi yanlış dini inanışlar. Halbuki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve bütün Diyanet İşleri personelince organ bağışının önemi ve dinen uygun olduğu sürekli tekrar edilmektedir. İkinci yanlış bilinen nokta ise beyin ölümüyle bitkisel hayatın birbirine karıştırılması. Beyin ölümü dediğimiz zaman hasta artık ölmüştür ve biz bunların makine ile organlarını 24 saate kadar canlı halde organlarını tutabiliyoruz. Ama 24 saatten sonra artık organlar da kullanılmaz hale gelebiliyor. Bu nedenle beyin ölümüyle bitkisel hayatı mutlaka ayırmak lazım. Biz beyin ölümü dediğimiz zaman artık hasta ölmüştür ve bitkisel hayat da değildir. Bu nedenle toplumu bilinçlendirmek için hastanemizde de standımız bir hafta boyunca açık kalacaktır. Ve organ bağışında bulunmak isteyenler bu haftanın standlarda bağış yapabilir. Bunun dışında organ nakli, organ bağışı birimlerimiz vardır. Yıl içerisinde de hastanemize gelerek organ bağışında bulunabilir. Unutmamalıyız ki her bağış yeni bir hayattır. Bütün halkımızı organ bağışına, standlarımıza bekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan organ bağışı haftasını biz de destekliyoruz müftülük olarak. Kırşehir Sağlık İl Müdürlüğümüzün bu kampanyasına destek veriyoruz. Biliyorsunuz Allah'ın rızasını kazanmak, cenneti kazanmak, çoğunlukla ibadetlerimizin dışında sadakalarımızla mümkündür. Sadakalar sadakatten verilen şeylerdir. İhtiyacı olana ihtiyacını vermek anlamı taşır ve candan, yürekten sadıkane yapılan iştir sadaka vermek. Biliyorsunuz hastanelerimizde yüzlerce insan çeşitli organ yetmezlikleri nedeniyle bir ömür yatağa bağımlı yaşamaktalar. Yatağa bağımlı bu kişilerin kişilere verilecek en büyük ihtiyaç da organ bağışıdır.
onlara yaptığımız organ bağışı sebebiyle bir hayat kurtarılacaktır. Veyahut da yapılmadığı zaman da işte o bir ömür yatağa bağlı kişilerin de bir müddet sonra da organ yetmezliğinden hayatının kaybına neden olacaktır. Sadaka kimi zaman maldan, kimi zaman candan olur. Allah katında ikisi de değerlidir şüphesiz ama candan olan farklı bir şeydir. Malumunuz Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bu konuyla ilgili bir insanı bir can karşılığı veya fesat karşılığı olmaksızın öldüren kişi sanki bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Yine bir canı kurtaran kişi de sanki bütün insanlığı kurtarmış gibidir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu ayet-i kerimenin ışığında da biz de 3-9 Kasım tarihleri arasındaki organ bağışının yine caiz olduğunu, Gençler Başkanlığımızda uygun şartları çerçevesinde caiz olduğu fetvasını vermişti. Biz de destekliyoruz Kırşehir İl Müftülüğü olarak. Ülkemizde 25 bine yakın vatandaşımız organ bağışı beklemektedir. Ülkemizde genel itibariyle organ bağışı canlılardan olmaktadır. Dünyada ise genelde bu kadavradan yani ölen hastalar üzerinden olmaktadır. Ülkemizde kadavra üzerinden olan organ bağışını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktayız. Organ bağış haftasında organ bağışına dikkati çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak üzere Sağlık Müdürlüğümüzce bir video hazırlamış bulunmaktayız. 3-9 Kasım organ bağış haftasında organ bağışı yapmak üzere sizleri ilgili birimlere davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.